Buyurun efendim, iyi günler. İyi günler. Bugün bizim telefonlara sadece bayanlar bağlanıyor, dikkatimi çekiyor. Siz bayanlar şanslı bugün. Hatice Hanım, siz dinliyorum. Nereden arıyorsunuz? Ben Almanya'dan arıyorum. Neresinden, hangi şehirden? Ben avukatımla konuşacaktım. Benimle konuşuyorsunuz, Şerif Issı ile görüşüyorsunuz, sosyal hizmetler uzmanı. Avukat değilim ben, Şerif Issı benim adım, sosyal hizmetler uzmanıyım. Şerif ne? Şerif Issı, Şerif Bey diyebilirsiniz, buyurun. Ben 91'de işe girdim. Evet. Ondan sonra 2004'te kadın hastalığında yattım. Üstüne çalıştım zıgaradan. Ondan sonra üstüne zıgaraya çalıştım. Hatice Hanım, ben sizi anlamakta zorlanıyorum, yavaş konuşun. 91'de işe girdim ya. Ben bilmiyorum, bir saniye beni dinleyin şimdi. Beni dinleyin şimdi. Şu anda beni dinleyin. Ben çalabilir miyim burada? Şu anda beni dinleyin. Bir, yavaş konuşmaya çalışın. Tane tane konuşmaya çalışın. Hiç anlamıyorum sizi. Ben size zaman ayıracağım. Heyecanlanmayın lütfen. Şimdi, siz 1991 yılında işe girdiniz. 91'de işe girdim. Kaç sene çalıştınız? O da sonra 2004. Benim sorularıma cevap verin Hatice Hanım. Bana çıkış verdi 2004'te. Ondan sonra 94'te biliyor musun? 94'te bana çıkış verdi. Bir de burada çocuk ondan sonra oldu. Burada bir çocuk olunca ben emekli olabilirim. 58 yaşındayım. Televizyonunuzun sesini kısın bir. Tamamen. Telefonun sesini ben kapattım. Şimdi benim sorularıma tek tek cevap verin. Ondan sonra ben 1994'te işe girdim ya 3 sene. Ben hiç... Arada. Ondan sonra 2004'te, ondan sonra orada 4 sene, 3 sene çalıştım. 1994'te ben kadın hastalığına yattım 2 hafta. Ondan sonra daha çıkış verdi. Bir sene işsiz parası verdi. Hatice Hanım. Ondan sonra şimdi ben 58 yaşındayım. Hatice Hanım, böyle konuşursanız... Olabilir miyim? 58 yaşındayım. Hatice Hanım, böyle konuşursanız ben size yardımcı olamam. Hattan almak zorunda kalabilirim. Benim sorularıma ben sorayım, cevap verin, susun. Bir daha sorayım, tekrar cevap verin. Mesela bir saniye değil mi? Bir saniye bekleyin şimdi. Siz 90 Bir saniye bekleyeyim, kapatayım telefonu. Hayır, kapatmayın. Beni dinleyin lütfen. Tamam. 91'de işe başladınız. 91'de işe başladınız. Evet deyin, tamam, bitti. Lütfen ama yani sizi hattan almak zorunda kalacağım. Yardımcı olmak istiyorum. 91'de işe başladınız. 3 sene çalıştım 94'te. Bir saniye nefes alın. Çıkış geldi. Ondan sonra fabrika terk veren olmadı. Şimdi burada bir doğum yaptım. Hatice Hanım, şu anda ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Benim soruma cevap verin. Durun, bir daha konuşun. Hepsini makinalı tüfek gibi arka arkaya saymayın. Size yardımcı olamam. Bir, 91'den 94'e kadar çalıştınız, bunu anladım. Tamam, bitti. 94'ten bitti lütfen. 94'ten sonra ne yaptınız? 94'ten sonra ne yaptınız? 94'te 3 sene çalıştım işte. Bu eşit bir şey gelmedi. Çünkü bazen bir rente kağıtları geliyor Almanya işinden. Benim size tavsiyem. Siz en yakınınızda... 58 yaşında işte. Şimdi 58 yaşındayım. Ben kapattım, dinliyorum. Avukat oldu mu? Ben hiçbir şey anlamadım sizin söylediklerinizden. Ben bir şeyler söylemeye çalışacağım. Beni televizyondan dinleyin lütfen. Çünkü anlamı yok. Peki, iyi günler efendim. Şimdi bir, çok özür diliyorum tüm izleyicilerimize.